Herkese günaydın. Biz bir yarım saat oluyor uyandık. Şimdi saat çıktı. Asya da hamur oynamak istedi sabah sabah. Hamur oynuyoruz. Ona bağlı süt yaptım. Birazdan da kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada Asya hasta maalesef. Annemlerden geldikten sonra böyle bir ateşi çıktı. 2 gündür ateşi vardı. Bugün de sabah öksürük başlamış. Yani bilmiyorum nereden kaptı. Öksürük deyince hemen öksürüyor. Benim kızım hasta mı olmuş? İyi misin anneciğim? Yemek veririm. Hı, biz yemek yapıyoruz. Bunu Tamam, yapacağım anneciğim. yemek yapsana. Hamurların da biraz kurumuş. Sana Bunu hamur almam lazım. Hamurla. Hamurla işimiz bitti. anne almış. Evet, anne aldı. Aslında baba aldı ama yani anneyle baba aldı. Evet. Anne aldı. Bunu Ne yapıyorsun? Senin saçlarını yerim, senin. Yiyeceğim. Tamam, yemiyorum o zaman. Yerlerde bir şey oldu. Süpürsem aslında dün temizlik yaptım. Bu arada halıyı görüyorsunuz değişik. Çünkü diğer halıları yıkamaya gönderdik. Dün aldılar. Yani 2-3 güne gelir herhalde. Mutfağımda şu serili ya, yazın bunu seriyordum ama hani kış geldi artık çocuk basmasın diye halıyı sereceğim. Onu da yıkamaya yolladım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Krep yapacağım. Asya son zamanlarda yemek seçmeye başladı. Hasta olunca bir ekstradan yemek seçiyor. Bilmiyorum neden yapıyor. Şimdi ona krep yapacağım. Bir de şöyle bir defter aldım. Kalem aldım. Markete gitmem lazım. Asya taze meyve falan alacağım. Meyve yiyor Allah'tan. Ona böyle meyve falan alacağım. İşte birkaç eksik var. Mesela patates bitti. Kalem bulamadım. Bunu yazacağım. Patates yok mesela. Salça bitti. Al bakayım suyunu. Al bakayım. Ben şimdi sana salatalık da soyacağım. Kayınvalidem de şey getirmiş. Sigara böreği. Bir de çorba getirmiş sağ olsun. Krebi çok az yedi. Yani yemedi Ben sayılır. hazırlandım. Şimdi çıkacağım. Asya'ya alacağım. Asya'yı babaannesine bırakacağım. Hava çünkü buz gibi. Asya'ya demiştim galiba meyve falan alacağım. Islak mendil falan da yok. Onları alacağım. Geleceğim hemen. Notumu giyeyim. Notumu giyeyim evet. Hava soğuk. Acaba dedim o kadar soğuk değil mi ama insan evde de üşüyor yani. Bir bakayım. Herkes mont giyiyor. Ben de giyeyim o zaman. Evet, eve geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Taşırken o kadar zorlandım ki ellerim çok fena oldu. Aslında çok bir şey de almadım ama böyle temizlik malzemesi falan da aldım. Sanırım onlar biraz ağır geldi bana. İyi ki hastaneye gitmemişim. Şimdi neler aldım? Bu arada bunlar, bütün bunlar. Ne kadar tuttuğunu falan söyleyeyim mi? Bütün bunlar 150 lira tuttu. Ben de yanıma hani demiştiniz ya, yanına işte çok fazla para alma. Tam da 150 lira almıştım. Böyle biraz da bozuk para vardı. İşte 150 lira 75 kuruş tuttu. Aslında bu alışveriş eski hani zamlanmadan önce 100 lira falan tutması lazımdı benim şeyim ama işte 150 lira tuttu. Şimdi size fiyatları da söylesem çok uzun olacak biliyorum ama söyleyeyim mi söyleyeyim mi bilmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Böyle gurbette yaşayan arkadaşlarımız şey yazıyor işte. Türkiye o kadar da pahalı bir yer değil işte. Bence gayet ucuz falan yazıyorlar ama bilmiyorlar ki kendi paralarını Türk lirasına çevirdiği zaman evet güzel para. Ama Türk standartına göre yani bizim kazandığımız paraya göre bütün bunlar hiç ucuz şeyler değil. Yani bütün bunlara zam geliyor ama bizim maaşlarımıza zam gelmiyor. Yani öyle düşünürsek gerçekten hayat işler acısı yani şu anda olduğumuz durum. Neyse fiyatlarını falan söylemeyeceğim zaten biliyorsunuzdur. Öncelikle şöyle bir tane yüzey temizleyici aldım. Cif'in büyük boyunu aldım. 10 lira falandı bu galiba. Yani hatırladığım kadarıyla. Çok güzel kokuyor ama. Bunu da ne zamandır almıyordum. Bir tane bundan aldım. Mis kokuyor. Çiçek esintisiymiş bu da.
Sonra çamaşır suyu bir tane, domestosun. Sonra yumuşatıcı aldım. Yumuş'un portakal çiçeğini alacaktım ama 20 lira olmuş. O yüzden ben de bunu aldım. Bu da 16 liraydı. Werner Max'ın. Bu aloe vera ve yaseminisi. Bu da çok güzel kokuyor. Geçenlerde yine almıştım bundan bir tane. Başka kendisi malzemesi almadım galiba. Aslında ıslak mendili bitmişti. İki tane tabinin ıslak mendilinden aldım. Bunlar da 5 küsür bir şeydi. Bir tane kapinin işte suyunu aldım. Sonra şöyle bir tane salça aldım tatın. Bunu da kavanoza koyacağım. Çubuk kraker az yiyor gün içinde. Bir tane de çoka krem aldım. Torku'nun vardı. Nutella'nın sadece büyük boyları var. Küçük boylarını satıştan kaldırdılar galiba. Küçük boyunu bulamıyorum. O yüzden ikisi aynı fiyattı. 8,5'tu. Torku'nun da 8,5'tu. Ben de bunu aldım. Çoko kremi. Küçükken çok severdim. Böyle plastik kutunun içinde olurdu küçük böyle. Onu böyle bir kahvaltıda yerdik yani. Güzel yani. Patates aldım. Böyle bitmişti. Bu arada kaç dakika oldu? Bir tane ekmek aldım. Asya'ya muz aldım. Sonra maydanoz. Karnabahar aldım. Bugün mi yaparım bilmiyorum. Bugün tavuk yemeği yapabilirim. Yarın falan bunu yapabilirim. Şöyle bir tane tavuk aldım. Çünkü bunu buzluğa atmak istemiyorum. Almışken yapayım diyorum bugün. Sonra domates. Kırmızı biber aldım. Burada ne varmış? Ya brokoli gördüm, o kadar sevindim ki. Brokoli aldım tabii ki ben. Bayılıyorum brokoliye. Bunu böyle havuçla haşlıyorum. Biraz da patates, üstüne zeytinyağı, limon. Benim için bir akşam yemeğim yani. Sonra göbek. Havuç. Soğan. Burada bir şeyler var. Tomurcuk bitmişti. Bir tane çaykonun tomurcuğunu aldım. Yoğurt aldım bir tane. Sütaş'ın yoğurdu. Sonra şöyle iki tane de meyve suyu aldım. Alışveriş bu kadar. Yani bütün bunlar 150 lira 75 kuruş tuttu. Birazcık ishal gibi ve ben bu ishal durumlarından pek hoşlanmıyorum. O yüzden Aslı'yı doktora götüreceğiz. Bir saat sonra falan Sedat gelecek. Aslı'yı bir hastaneye götüreceğiz. Şunu da yiyelim anneciğim, olur mu? Kış sezonu açıldı. İlk montlar giydi. O kadar mutluyum ki. Vallahi gerçekten ben çok seviyorum mont giymeyi. Bu montumdan da bıkacaksınız yani. Neden? Sürekli bu mont oluyor ya üstünde. Herkes diyor ki yeter kendine mont al, montum yok. Bu sene de almayacağım. Bu sene de almıyorum, bunu giyeceğim. Yok, bu sene mont almayı düşünüyorum. Ama ben bunu çok seviyorum. Aynısından mı? Yok canım. Ben bu montumu çok seviyorum. O yüzden sürekli bunu giyiyorum. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Asya da gezmeye gittiğini düşünüyor. Şimdi yıkacak hastaneye ama yapacak bir şey yok. Müzik
şimdi hastaneden çıktık, eve gidiyoruz. Kan tahlili verdik. Bir de idrar tahlili vereceğiz ama tabii ki bezlendiği için biraz zor olacağı için poşet falan verdiler. Onu da bir saat sonra falan Sedat gelirim dedi. Hem sonuçları almaya hem onu vermeye. Çünkü bir saat boyunca hastanede Asya durmaz yani. Hiç bu ortamları sevmiyor. O yüzden biz eve gidiyoruz ve Asya'nın çok uykusu geldi. Tipinden de göreceğiz öyle. Şimdi eve gidiyoruz. Biraz önce Sedat geldi, hastaneye gitmişti kan sonucunu almak için ve doktor şey demiş, yeni bir şey dokunmuş olabilir, üşütmüş olabilir, hani kesin bir şey yok ama işte enfeksiyon varmış yani. O yüzden 4 tane şurup vermiş, şurupları göstermiyor ama bir tanesi mide bulantısı içinmiş ama senin midesi bulanmıyor, kusması falan yok, sadece çok az ishali var. Sonra bir tane ağrı kesici, ateş düşürücü vermiş. Bir tane antibiyotik vermiş. Bir tane daha ilaç var ama bunun ne işe yaradığını birazdan bakacağım. 4 tane şurup yani. Bu arada Asya'da uyudu. Ben de makineyi çalıştırdım. Birazdan da yemek yapacağım. Dur, üstünü örteyim. Ateş yok çünkü üşür. Çocuklarınıza çok dikkat edin. Tam hastalık havası var ya. Akşam yemeğimizde fırında tavuk var. Herhalde dünyanın en pratik ama en lezzetli yemeği bence. Dünden de pilavım var. Bayağı hem de. Sonra çorbam var. Mercimek çorbası. Belki bir salata yaparım. Bilmiyorum. Belki de yapmam. Böyle fırında tavuk şimdi. Fırına gidiyor bu. Asya gel bak. Gel. Ben sana ne aldım? Baba sana ne almış? Gel. Oynayacak mıyız bunlar? Ay biz onunla neler yapacağız, neler? Aç. Aç. Tamam, yemeğimizi yiyelim, açacağız sonra. Tamam, bak tam bir sürü de hamur aldım. Ay ay ay. Renk renk. Hepsinden yapacağız. Bunlar ne? Ne bu aç? Olmayan renkler. Ay. Tamam kızım, yemeğimizi yiyelim, oynayacağız sonra. Ya tamam. Çok eğlenceli ha, ben de oynarım Asya. Evet. Pasta yapacağız. Pasta yiyeceğiz sonra. Bu ne renk bu? Bu ne renk? Tamam babacığım, açalım ama sonra oynayacağız, tamam mı? Baba aç. Ama yemekten sonra oynayacağız. Bu ne renk? Var mı kız? Neyse, o manayla belki yemek yer. Sabahtan beri bir şey yediremedim çocuğa. Bak. Bunlardan çok güzel pastalar yapacağız. Çok güzelmiş. Çok küçükmüş ya. Ben daha büyük hayal ediyorum. Kutu küçücük zaten. Evet, şunlar şekiller de küçükmüş bayağı. Bundan da hamur çıktı. Neyse, pembe memme var onu... bunda. Şu büyüğü saklayalım bak. Tamam. Üye çok. Sarıyı saklayabilirsin. Şunu saklayalım bence. Hayır. Bunun içinde beyaz var, hayır. Tamam, bunun içinden sadece beyazı alalım. Aferin. Çok güzel değil mi? Bu da yapışıyor. Onu da taze diye herhalde. Beyaz aşırı yapışıyor değil mi? Benim ellerim yapıştı. Aferin. Buraya poğaça yapacağız. Poğaça mı yapacağız? Asya, burada yaptığımız kekleri... Burada muz, da burada yağmur yazıyor. Burada yaptığımız kekleri fırında pişirelim mi? Burada hamur pişiyor, da hamur... Hamur burada yazıyor. Evet, burada yaptığımız kekleri fırında pişirelim mi? Havuç yapalım. Yapalım anneciğim. Asya, senin fırının nerede? Hı? Havuç. Fırında... Havuç. Fırının nerede senin? Asya. Bak biz burada pasta yapalım.
Sonra seni fırında pişirelim. Tamam mı? Havuç. Annen de sonra kalan adını Prenses Asya yapsın. Asya, kanalın ismini değiştirelim, Prenses Asya yapalım mı? Hı. Sen de böyle hamurlar falan oynarız. Ne yapacağım? Çay demledim, şimdi birazcık çay içeceğim. Dinlenmek istiyorum. Asya da biraz kendine geldi, iyi şu anda. Nilay istedi benden, şimdi Nilay açacağım ona. Bugün pek fazla işe güce bakamadım. Bir şey de çekemedim pek fazla. Yani anca yemek yaptım işte. Banyoyu temizledim. Zaten her gün temizlemeye çalışıyorum. İşte bulaşıktır falan filan. Hani pek süpürmem gerekiyordu. Mesela süpüremedim. Olsun, sağlık olsun. Asya, umarım yarın daha iyi olur. Umut ediyorum ki. Bu tatil bizi biraz etkiledi. Sanki böyle düzenimi bozmuş gibi hissediyorum. Kendime ama geleceğim inşallah. Asya iyi olsun. Ve daha sık artık video atmak istiyorum. Yani videolar da az geliyor biliyorum. Tamam, yaya böyle yapsın. Umarım her şey düzenine girer. Bakalım. Biz artık burada veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.